Vallahi billahi sabaha kadar uyuyamadım. Dön sağa, dön sola. Yahu yanımıza bile yaklaşamayan şirket bizi nasıl geçer? Babacığım o bir haftalık bir şey, çok önemli değil. Önlem almazsan o bir hafta bir aya çıkar. Sonra bir sezona çıkar. Çıkar ya, çıkar. Ne yapmış bunlar bizden farklı? Son kampanyaları çok tutmuş. İki ünlü oyuncuyla anlaştılar. Son 20 günü Modamunu ve onların sosyal, yazılı tüm görsel mecralarına baktım. Onlar yarattıkları çiple yani kampanyalarıyla yer alırken biz Kerem Bey ve Ayşe Hanım'la yer almışız. İşte bir kere medyatik olunca uslu ev erkeği de olsam böyle oluyor. Kerem haklı. Biz biraz Kerem'le anılıyoruz. Ama dün sizden gelen acil toplantı mesajından sonra ben dersimi çalışıp geldim Muhsin amcacığım. Ve galiba herkesin heyecanlanacağı bir şey de buldum. De anlat bakalım, dinliyoruz. Artık storytelling modası var. Ama benim anlayacağım dilden anlat. Lütfen benim de. Yani işi öyküyle anlatmak, müşteriyi takip edeceği bir masalın bir parçası yapmak. Rakiplerimiz yaptı zaten bunu. Bizimkisi taklit olmayacak mı? Yok, olmayacak. Bizim farkımız tam da burada çıkacak. Yani yurt dışında örnekleri var. Artık markaların kampanyalarında kendi CEO'ları oynuyor. Yok kızım, bu yaştan sonra böyle bir şey yapamam ya. Yakışmaz bana. Yakışmaz canım, hiç yakışmaz. Merak etmeyin, ben de zaten sizin kabul etmeyeceğinizi tahmin ederek Kerem'i düşündüm. Kameralar benim uzak olduğum bir alan değil. Örnekleri var Kerem Bey. Hepsi de başarılı kampanyalar. Evet Kerem, bak ben senin yanına bir de kimi düşündüm biliyor musun? Ayşe Hanım olsun. Evet, Ayşe Hanım olsun. Dedim ya, son zamanlarda birlikte anılıyorlar diye. Modamu yazın bakın. Şirketimizin ana hesabından sonra karşımıza çıkan ilk şey Kerem Bey ve Ayşe Hanım. Ya Ayşe Hanım nasıl aklınıza geldi ya? Gerçekten müthiş bir fikir. Kesinlikle Ayşe olmalı. Bakın ben burada bir sürü isim araştırdım. Hepsiyle konuştum. Hatta fiyat teklifleri bile aldım. Yani amatör olmayalım, gerçekçi olacağız diye. Ayşe Hanım artık bu tür haberlerle anılıyor. Halk onu sevdi. Yani bu söyleyeceğimi mazur görün ama modern bir kül kedisi hikayesi aslında. Haksız mıyım? Haklısın da baba olur mu böyle bir şey? Sanki olmaz gibi değil mi? Böyle bir şey olmaz. Olur be. Olur bu iş. Görüyorum projeyi. Çok iyi iş yapar bu proje. Yapar. Çok iş yapar. Olur. Baktım öyle cılız mılız bir şey gösteriyorlar. Dedim benim boynuzda olacak. Ben koç alırım kardeşim, hem de böyle en girisinden. Ne anlatıyorsun baba ya? Niye anlatıyorsun bunları bana? Kendi kendime mi konuşayım lan gerizekalı? Kırk yılın başı bir şey anlatıyoruz. Dinle işte. Anlattın da bir şeye benzese bari. İnsan aldığı kurbanlıkla övünür mü ya? Tamam lan. Seni adam yerine koyup da konuşan da kabahat zaten. Sen bu küreği niye aldın? Şimdi hayvanı kestikten sonra iç organlarını toprağa gömmek gerekiyormuş. Yoksa parazit bulaştırıyorlarmış hem insana hem sokaktaki kedi köpeklere. Sen al bunu parka marka götür, gezdir biraz, otlat hadi oğlum. Saçmalama baba, ben gezdirmem bunu. Sen saçmalama lan, ne saçmalaması, gerizekalı. Yerinde duran hayvanın eti sert olur oğlum. Al ben dükkana gideceğim hadi. Baba gezdiyse gezmiştir zaten bugüne kadar. Bugün Arife, yarın kesiliyor hayvan. Sen çok bilmişlik yapma be, al. Ben dükkana dönüyorum hadi. Ben dükkana dönüyorum. Yek ye. Dükkana gitti yine sene sepet girdi değil mi? Yak babanın başını. Yak lan sana dükkan mükkan. Al. Al hadi al. Al küreyi al o zaman. Ha tamam. Al. Küreyi alırım. Tamam. Oğlum. Oğlum koçum benim. Hadi etlen butlan gel öyle, tamam mı oğlum? O koçum benim. Hadi hadi şuradan ufak 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 hadi yavaş yavaş. Ne yapıyorsun hadi tamam. Yavaş yavaş. Ha o ipi de bileğine bağla. Bak sakın hayvanı kaybedeyim deme, gebertirim valla. Ya uçan bala mı bu? Nasıl kaybedeyim ben hayvanı? Hadi oğlum ha. Aferin. Hiç reklam değilmiş gibi çok doğal olarak kullanacağız değil mi? Aynen öyle Muhsin Bey. Aynen. Günlük hayatları gibi. Üzerlerinde bizim kıyafetlerimiz olacak. Ama fotoğraf çekimlerinde de dahi asla profesyonel ışık kullanılmayacak. Asla. Ki inandırıcı olsun yani değil mi? Abi Sırık, şirketin ilk zamanlarında sen çekerdin fotoğrafları. Yine sen çekersin. Olur Muhsin amca, çekerim tabii. Yani Kerem de okeylerse çekerim. Benim için bir sorun yok. Sonuçta iş yapıyoruz. Babacığım bunu yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Önce buna karar verelim. Verildi oğlum, kararı verdik. Bu proje çok iyi iş yapacak. Görüyorum bunu, herkes onu konuşacak.
Bayram sonu hemen başlayalım. Ne bayramdan sonra? Hemen başlıyoruz, hemen şimdi. Bu hafta eğer durursak geçerler, durmayacağız, kaybetmeyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Bayramda ne yapıyorlarsa yapmaya devam etsinler. Biz de onu doğal bir şekilde fotoğraflarını çekelim. Neydi başlık? Kül kedisi ve prensin hayatı. Vallahi bravo çocuklar be. Böylesi daha doğal oldu değil mi kızım? Yo, proje genel olarak çok güzel, çok güzel de... Ben amatör olmayalım istiyorum. Ayşe ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Sanıyorum Kerem de benim gibi düşünüyor. Ne yapıyorsun ya? Şey, ben abime söyledim boşanacağımızı da. O yüzden aşık çift oynuyorum şu anda. Onu ikna etmemiz gerekiyor. Tamam, ona söyleriz, bir şekilde açıklarız da bu kadar mıç mıç olmamıza gerek yok sanki. Yok, mıç mıç değiliz ki şu an. Ya etkilenmiyorsun ya, aşık değilsin ya. Ne olur, rahatsız mı ettim seni? Yok yok, böyle bir şey yapmayalım. Zaten Ayşe de kabul etmez. Niye kabul etmesin lan? Mis gibi proje, ne var bunda? Baba, zaten kız yarım gün burada. Şimdi sınavları var, dersleri var. Böyle bir şeyle daha fazla iş yüklemeyelim kıza. Sen gelsene benimle. Gel gel. Samet otur sen, siz beyin fırtınasına devam edin çocuklar. Hadi yürü. Aynen arkadaşlar, beyin jimnastiğine devam. Hadi bakalım. Baba, ben hala erken karar verdiğimizi düşünüyorum. Ulan ne erkeni, buradaki cevheri göremiyor musun? Otur şuraya, otur. Gerçekten göremiyorum baba, ne cevheriymiş o. Ya sadece bir kampanya reklamı. Rifat'ı geçmek için yapılmış bir proje gibi bakma buna. Bu senin de reklamın olacak. Benim de mi? Evet. Bir ay sonra şirketin başına geçiyorsun. Sen, karın, mutlusunuz. Karın bu halkın içinden çıkmış biri. Seviliyor. Senin çapkınlıkların, kötü görüntülerin unutulacak. Öyleyse sıkacağım dişimi. Dişini mi sıkacaksın? Dişini. Sıkacak Ayşe artık, yapacak bu işi.